Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gerçek bir bozukluktur. Çünkü yapılan araştırmalarda genetik, biyokimyasal, görüntüleme çalışmaları şunu göstermiştir ki bu rahatsızlıkta beynin özellikle dikkatle ilgili ve dürtü kontrolüyle ilgili özellikle ön bölümlerdeki bir işlevsizliğin ortaya çıktığı gösterilmiştir. Bu nedenle bu rahatsızlık bir nöropsikiyatrik rahatsızlık olarak kabul edilip mutlaka tedavi edilmelidir. Tedavi edilmeyen vakalarda ne olur? Tedavi edilmemesi çocuğun ileride sosyal ve akademik alanda ciddi sıkıntılar yaşamasına sebep olur. Çünkü bu çocuklar dikkatlerini veremedikleri için var olan performans, zihinsel performanslarını gösterememektedirler ve bu da okul başarısı düşmeye ve zaman içerisinde okuldan soğumaya sebep olabilmektedir. Yine aynı şekilde dürtüsellik davranışı ve hareketliliğin ön planda olduğu gruplarda da çocuğun arkadaş ilişkilerinin, sosyal ilişkilerinin bozulduğu, öğretmenlerinden sürekli negatif mesajları almaları çocuğun özgüvenini bozduğu ve çocuğun yine aynı şekilde okuldan uzaklaşıp belki dışarıda kendilerinin kabul görebilecekleri, özellikle ergenlik çağlarında farklı sosyal grupların içerisine girme eğilimi göstermeleri ve suça yöneltilebilme oranlarında, madde bağımlılığı oranlarında bu tip çocuklarda yüksek olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle tedavi oldukça önem taşımakta. Bunun dışında çocukların sosyal ve akademik alandaki başarısızlıklarının ve kendi kimliklerinin özellikle ergenlik çağında kabul ettirmek amacıyla farklı yönlere yönelmelerinin dışında bu çocuklarda sıklıkla depresyonun, özel öğrenme bozukluklarının, kaygı bozukluklarını da çok sık olarak görmekteyiz. Özellikle dikkat eksikliği olan çocuklarda özellikle ciddi sınav dönemlerinde işte şimdiki gibi işte SBS vesaire gibi çocuğun dikkatsizliğe bağlı sorun yaşamasından dolayı zaman içerisinde kaygı düzeyinin de arttığı, çocuğun bunu tam olarak tanımlayamadığı zaman zaman ve bundan dolayı da kaygı ve depresyonun da sıklıkla görülebildiğini biliyoruz.